güzeldi. Haftaya yine gidelim mi baba? Bu kadar çok beğendiysen gideriz tabii. Yaşasın! Ah Erdem, pencere açık kalmış. Ama ben kapamıştım. Demek ki tam kapatamamışsın. Oyuncaklarım. Sizi çok özlemişim. Top mu bu? Hayır hayır, bu bir yumurta. Yumurta mı? Ne yumurtası? Bir ördek yumurtası olmadığını kesinlikle garanti edebilirim. Erdem hadi. Arif abin seni bekliyormuş. Hazırlan da çıkalım. Tamam baba, hemen geliyorum. Bu yumurtayı ne yapacağız? Onu da götürelim. Belki Arif abi ne yumurtası olduğunu bilir. Kolay gelsin. Hoş geldin Erdem. Hoş geldin. Bakın size ne göstereceğim. Ne bu? Top mu? Sanırım bir yumurta. Evet, bir yumurta. Nereden buldun bunu? Oyuncaklarımın arasındaydı. Biz kamptayken odamın penceresi açık kalmış. Bir kuş içeri girip yumurtlamış galiba. Yuvasını bulamamışsa yumuşak bir yer aramıştır. Senin oyuncakların da tam ona uygun bir yermiş demek ki. Sanırım öyle. İyi de bu ne yumurtası? Papağan yumurtası. Papağan yumurtası mı? İstanbul'da papağan yaşıyor mu? Yaşamaz mı? Ağaçlık ne kadar yer varsa hepsinde papağan görebilirsin. Mesela Sarıyer'de var mı? Tabii. Özellikle ormanlık kısımlarda. Peki Üsküdar'da? Tabii. Orada da var. Peki Sirkeci'de? Kadıköy'de? Karaköy'de? Beylikdüzü'nde? Maltepe'de? Yeter çocuklar. İstanbul'un birçok ağaçlık yerinde papağan var. Peki sen bunun papağan yumurtası olduğunu nasıl bildin? Evet, hiç papağan yumurtası görmüş müydün Arif abi? Çünkü ben aynı zamanda kuş gözlemcisi. Ornitologlara yardım ediyorum. Ornitolog ne demek? Kuş bilimci demek. Kuşları inceleyen bilim insanlarına ornitolog denir. Ne kadar ilginç. Bununla ilgili okuyabileceğimiz bir kitap var mı Arif abi? Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Bu ilginizi çekebilir sanırım. Kuşların gizemli dünyası. Kurtçuk, bu kitapla pek ilgilenmiyorsun bakıyorum. Bu kadar kuşun olduğu bir kitabın arasına girmem. Canımı sokakta bulmadım ben. Hadi size kolay gelsin. Bir grup kuş gözlemcisi, soyu tükenmiş olan bir kuş türünün Manyas Kuş Cenneti'nde görüldüğüne dair bir haber almıştır. Buna çok heyecanlanan ornitologlar, yeniden ortaya çıkan kuşu gözlemleyebilmek için Manyas'a gitmiştir. Saatlerce burada böyle bekliyoruz. Zaten soyu tükenmiş bir kuşu nasıl göreceksin? Söylenmeyi bırakın da etrafı gözlemeye devam edin Bay Cingöz. Aldığımız haberleri değerlendirmemiz lazım. Haber değil, söylenti. Efsane. Şimdi soruyorum. Burada dinozor vandeseler yine gelecek miyiz? Kanatlı dinozorların da olduğunu düşünürsek ben gelirim. Ben gelemem. Ben de böyle esprilere hiç gelemem. İşte o. Aradığımız kuş. Bu bir yılan boyut. Yıllardır görünmüyordu. Demek ki söylentiler doğruymuş. Gerçekten de yeniden ortaya çıkmış. Hadi gidip hemen fotoğrafını çekelim. Ama ta gölün karşı kıyısında. Bota binip gideriz biz de. Evet, evet. Bu böyle şişmiyor. Ay Cingöz dur! Yakaladım seni!
Neredeyse uçup gidiyordum. Hadi acele edin. Yılan boyun uçup gidecek neredeyse. Arkadaşlar şişiyor, şişiyor. Oldu işte. Hadi atlayın bakalım. Bay Cingöz, hazır mısınız? Bakın kuş orada. Ama hiçbir şey görünmüyor. Nasıl görünmüyor? Göremezsiniz tabii. Objektifin kapağını açmamışsınız ki Bay Cingöz. İşte şimdi oldu. Bay Cingöz, çektiniz mi? Hayır, hayır çekemedim. Ne? Kaçırmadan çekmemiz lazım. Hadi daha çabuk, daha çabuk. İşte şimdi tam yılan boyun gibi olduk. Ateş yakalım da üstümüzü başımızı kurutalım. Çantamda kibrit olacaktı. Ha, işte burada. Bu da ıslanmış, yanmıyor. Ne yapacağız şimdi? Durun, benim aklıma bir şey geldi. Ne yapacaksınız onları? Birazdan görüşün. Hadi hadi. Bunun böyle yapılacağına emin misin? Birazdan yanacak, göreceksiniz. Elim yandı. Bu böyle olmayacak galiba. Ateş yakamazsak bu kıyafetleri nasıl kurutacağız? Ne yapıyor böyle? Tüylerini kurutuyor. Yılan boyunlar kanatlarını böyle kurutmuş. Kıyafetlerin kuruması ne kadar uzun sürdü. Keşke yılan boyun gibi tüylerimiz olsaydı. Hemen kuruturduk. Bakın bakın işte orada. Hani nerede? İşte şu ağaca tünedi. Bay Cingöz hadi fotoğrafını çekin hemen. Ama çok uçakta. Olsun siz çekin. Çok net değil. Biraz daha yaklaşalım da öyle çekin. Hayır hemen çekin. Yine kaçarsa bu defa hiç yakalayamayız. Gökay doğru söylüyor. Hadi. Birkaç tane çektim. Biraz daha yaklaşalım birkaç tane daha çekeyim. E hadi öyleyse. Sonunda seni bulduk. Dikkat edin. Bu kuş oldukça ürkektir. Tekrar kaçırmayalım. Bu kadar uğraştıktan sonra yakın bir plan fotoğrafını çekmeden hayatta bırakmam. Siz yine de çok yaklaşmadan önce birkaç poz çekin. Suna çok haklı Bay Cingöz. Peki. Ama tırmanıp yakından da çekeceğim. Tamam. Hadi çekin. İşte bu çok güzel. Bunlar çok güzel oldu. Fotoğraflar tamam. Hadi şimdi daha yakın pozlar için ağaca tırmanalım. Bunu yapmak istediğinize emin misiniz Bay Cingöz? Tabii ki eminim. İlan boyunun yakından fotoğrafını çekme fırsatını kaçıramam doğrusu. Hadi o zaman Bay Cingöz. Lütfen önden buyurun. Sanırım bizi gördü. Bakın uçuyor. Aa, yine kaçırdık işte. Gökay kaçmıyor. Üzerimize doğru geliyor. Şunun gözlerine bakın. Hiç arkadaşa bakmıyor doğrusu. Kendinizi koruyun bacıyız. Bildiğim kadarıyla yılan boyunlar oldukça ürkek kuşlardır. Bu kuş neden böyle saldırgan davranıyor o zaman? Bilmiyorum ama ters giden bir şeyler var.
Yılan boyun yavrularına karşı oldukça anaçtır. Yavrularını korumak için elinden gelen her şeyi yapar. Bakın, bakın şurada yuvası var. Yuvada yavruları da var. Demek o yüzden böyle davranıyor. Yavrularına zarar vereceğimizi sanıyor. Onları korumaya çalışıyor. Hadi hemen aşağı inelim. Ürkütmeyelim zavallı kuşu. Neyse, yılan boyun artık anlamıştır bizim yavrularına zarar vermeyeceğimizi. Peşimizi bıraktılar. Ama bu yılan boyun hala peşimizde. Ağaçtan indik işte. Baksanıza sanki bize bir şey anlatmaya çalışıyor gibi. Evet evet, bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bakın, göl kenarına doğru gidiyor. Bizi oraya çağırıyor. Olamaz. Şu tarafa bakın. Yavru bir yılan boyun ağlara takılmış. Demek bizi bunun için çağırmış. Ne duruyoruz? Hadi yardım edelim. Kurtaralım şevalliyi. Durun Bay Cingöz. Buradan çekersek olmaz. Kuşa zarar veririz. Ne yapacağız peki? Ağları kesip kuşu oradan kurtaracağız. Ama tek taraftan kesersek kuş suya kapılıp boğulabilir. Şey, iki taraftan tutarak keselim. Hadi geç karşı. Hayvanın soyu tehlike altında. Onların elinden bir şey gelmediğine göre özgürce uçabilmeleri için onları bizim korumamız gerekli. Doğru söylüyorsunuz çocuklar. Nasıl ki bizim nefes alabilmemiz için oksijene ihtiyacımız varsa, onların da tehlike altında olmadan özgürce yaşayabilecekleri bir yaşam alanına ihtiyaçları var. Sanırım aklıma müthiş bir fikir geldi. Hadi çık bakalım. Tamam, oldu işte. Artık yuvandasın. Şşş, sessiz ol. Bak kim geliyor. Şunun da yumurtasına kavuştu işte. Erdem, sanırım bir yuva daha yapmamız gerekecek. Thank you.